Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Emin olun, bu din, bu İslam dini çok kolay bir dindir. Yaşaması çok zevkli bir dindir. Ve insanın gerek şahsi hayatına, gerek aile hayatına, gerekse içtimai hayatına çok menfaatli bir dindir. Bu dini yaşayan insanlar dünyevi belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan da kurtulurlar. Hoş bir din. Dediğimiz gibi bu din aynı zamanda çok kolay bir dindir. Allah-u Teala bu dinde bize daima kolaylık diler, zorluk dilemez. Bir zorluk varsa arkasında nice kolaylıklar gelir. İnne ma'al usri yusra. Rabb-u Teala Hazretleri buyuruyor. İnne Allah'a la yuridu bukumul husr. Allah Celle Celaluhu sizin için zorluk dilemez. Senin için daima kolaylık diler. Bu dinin iki temel özelliği var. Önce birincisi çok sağlam olacak. Şu kalp. Şu kalp çok temiz olacak. Cenab-ı Allah'a içtenlikle, çok samimi, yürekten iman edecek. Allah vardır. Her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Benim de her sözümü işitiyor, her halimi biliyor, her yaptığımı biliyor. Hatta onu bırakın yaptıklarımı, kalbimden geçen düşünceleri bile biliyor. O yüzden kalbime imanı koymalıyım, samimiyet ve ihlasla. Kalbime arı duru, temiz, selim bir hale getirmeliyim. Kalbime kötü düşünceleri, kötü fikirleri getirmemeliyim. Kimsenin aleyhinde olmamalıyım. Asla fitne fesat peşinde koşmamalıyım. Arı duru temiz bir kalp. Eğer insanın kalbi temiz olursa her şey kendiliğinden, tereyağından kıl çeker gibi kolay olur. Hani meşhur hadisi şeriftir. Diyor ki Peygamberimiz, vücutta bir et parçası var. O ıslah olursa bütün vücut ıslah olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Yani kalbimiz ruh ikliminin, coğrafyasının, memleketinin padişahıdır. Dolayısıyla kalp temizliği. Ne var kalp temizliğinde? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu kadar. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Cenab-ı Allah'ın isimleri var, sıfatları var, fiilleri var. Kendine mahsus. Asla ve kat'a bu konuda ona ortak koşmamak, denk koşmamak, bir benzer koşmamak, tanımamak yani. La yeştemi'u el imanu vel kufru fil kalbi mri'in. Bir insanın kalbinde, bir kişinin kalbinde hem iman hem küfür olmaz. Hem nifak hem iman olmaz. Ve la yeştemi'u sıdkı vel kizbu cebi'a. Yine bir kişinin kalbinde hem sıdk, doğruluk, hem de yalan bir arada olmaz. Biri varsa öbürü yoktur ya. Öbürü varsa da diğeri yoktur. وَلَا تَشْتَمُوا الْخِيَانَةُ وَالْاَمَانَةُ جَمِيعًا. Yani bir kalpte hem emanet hem de hıyanet bir arada olmaz. Emanet varsa hainlik yoktur, hainlik varsa emanet yoktur. Emanet, bize verilenlerden başlayın, konu komşunun üzerimize aldığımız büyük emanetler varınca kadar. Din bir emanettir, can bir emanet, beden bir emanet, aile bir emanet, evlatlar bir emanet, vatanımız bir emanet, milletimiz bir emanet. Yeryüzüne İslam'a davet etmek, insanları İslam'a çağırmak, onlara dini öğretmek, bunlar ümmet-i Muhammed'e düşen emanetler, sorumluluklardır. Bunları ihlas ve samimiyetle yerine getirmek. Değerli kardeşlerim, çok kolay. Şu kalpte Allah'tan başka ilah yoktur diyeceğiz. Hazreti Muhammed onun peygamberidir, elçisidir, resulüdür. Ondan alıp getirmiş olduğu vahyi ilahi, Kur'an-ı Kerim haktır diyeceğiz. Her bir ayetine iman ederek sevabımızı alacağız. Her bir ayete ayrı ayrı iman ediyoruz, ayrı ayrı sevabını alıyoruz. Ve bunların içerisinde değerli kardeşlerim, özellikle iki amel çok önemlidir yani. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İsterseniz siz buna şehadet kelimesi deyin.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Bunu dedik mi? Kalbe iman girdi. Küfür çıktı. Nifak, münafıklık çıktı. Hıyanet, hainlik çıktı. Artık bu kalp Allah'ın istediği gibi olmaya aday. Olalım. Samimiyiz ya. Cenab-ı Allah'ın yasakladıklarından kaçınmaya karar veririm. Adam öldürmeyeceğiz, yaralamayacağız, sövmeyeceğiz, dövmeyeceğiz, kimsenin malını çalmayacağız, zina etmeyeceğiz, açılıp saçılmayacağız, kimsenin namusuna iftira etmeyeceğiz. Değil mi? Kimse bizim namusuz ki şerefimize, haysiyetimize, namusumuza, iffetimize bir söz söylemesin, bir zarar vermesin istiyorsak biz de başkalarına yapmayacağız yani. Kendin için istediğini. Elhamdülillah. Din kardeşlerimizin de istemek zor değil ki. Çok kolay. Mutluluk paylaşılırsa güzelleşir. Bu kalp böyle ara duru cam gibi, ayna gibi tertemiz bir kalp. Yani hiçbir Müslümanın, hatta kafirin aleyhinde olmama, ona zarar, ziyan verme, ihanet etme düşüncesi bulunmama. Tertemiz bir kalp. Bu kalp o kadar kıymetli ki. Şimdi bu kalbin yanına, bak çok kolay. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsunuz ve kalbi arı duru temiz hale getirmeye niyet ediyorsunuz, azim ediyorsunuz, kast ediyorsunuz. Ve bu kararda duruyorsunuz. Buraya müdahale etmek isteyen nefsin, gurur, kibir, şeytanını def ediyorsunuz. Şeytanı def ediyorsunuz. Kafirleri def ediyorsunuz. Münafıkları def ediyorsunuz. Buraya sokmuyorsunuz. İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü zekat vermektir. Namaz şahsen bizi onarır. Şereflendirir, yüceltir değerli kardeşlerim. Varsa kusurlarımız affettir. Abdestten başlayıp selama kadar namaz baştan sona affettiricidir, kefarettir yani. İstediğimiz küçük günahları affettirir. Büyük günahlar, demin saydığım adam öldürmek, yaralamak, zina etmek, kumar oynamak, faiz yemek, içki içmek, alkol vesaire vesaire. Bunlar çok değil ki, bazıları 7 demişlerdir. Bazıları 17 demişlerdir, bazıları da şişirmiş, 70'e çıkarmışlardır yani. O kadar değil büyük günahlar. Diğer küçük günahlar değerli kardeşlerim, abdest suyuyla beraber dökülür, namazla beraber dökülür, zikirle beraber dökülür, oruçla beraber dökülür. Hacca giderseniz bütün bir ömür boyu günahlarınız dökülür elhamdülillah. Bir de zekat verdiğiniz bu kul hakkından kurtulursunuz. Çünkü bu paraları bu toplumda herkesle beraber müşterek kazanıyoruz. Burada bir vatan var. Sadece benim değil, müşterek kazandık, savunduk, savunuyoruz. Burada iş var ve üretim var. Alış, veriş, yiyiş, içiş, hizmet, üretim, sun. Bütün bunlar insanlarla müşterek oluyor. Bizim birbirimize hak ve hukukumuz geçiyor. Toplumun bizde bir hakkı var. Zekat verirsek, bu insanların üstümüzdeki haklarından kurtulmuş oluyoruz. Ve fi envalihim hakkun malum lisaili vel mahrum. Onların mallarında mahrumların, yoksulların, fakirlerin, dilencilerin bir hakkı vardır. Malum bir hak. Bu %2,5, 40'ta bir zekat. Ama değerli kardeşlerim, zekatın ötesinde de insanların yüzünde bir sevinç görmek, ihtiyaçlarının giderildiğini görmek, senin kalbine kadar mutluluk verir. Bunu yaşayarak görmüşsündür. Devam ettir. Her gün bu mutluluğu kazan elhamdülillah. Sadaka ver. Verecek bir sadakan yoksa güler yüz. Tatlı dil, o da sadakadır. O da yoksa elhamdülillah'tır. Subhanallah'tır. Allahu Ekber'dir. Yahudi'ye lanet et. Zalim Yahudi'ye. Hak hukuk tanımaz. İnsanlığa ihanet etmiş o Siyonistlere. Bir beddua et, bir lanet et, o da bir sadakadır. Bunun ötesinde bir kısım emirler daha vardır ki, yaparsanız sevap kazanırsınız. Sevap kazanırsanız ne olur? Lezzetini, mutluluğunu vicdanınızda duyarsınız, kalbinizde duyarsınız. İçiniz nurlanır.
Sizden gam keder gider. Her anınız huzurlu olur. Cenab-ı Allah'ın hakkınızda takdir buyurduklarına rıza gibi bir devlete erersiniz. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler dersiniz. Sizin keyfinizi kimse kaçıramaz. Değerli kardeşlerim, çok önemli. Bir insan diyor Peygamberimiz, men farakat dünya alel ihlas lillah vahde, Allah'a, sadece Allah'a ihlas ile iman ederek ayrılmış olsa, dünyadan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek ise ve ibadetihi la şerike le, ibadetinde de ihlaslı olsa, namaz kılıyor Allah için. Gösteriş yok. Başkalarından aferin bekleme yok. Reklam yok. Şan şöhret için değil. Allah için. Bütün ibadetlerinde böyle. Zekatında öyle. Namazını güzelce kılıyor. Zekatını veriyor. Eğer bu insan böyle olursa, sevgili Peygamberimiz diyor ki, Mâta vallahu anhu râdın. Allah ondan razı olduğu halde vefat eder. Ne olur? Alır götürür mezara koyarlar. Mezarda ruh ölmez. Ölen cesettir. Canlı tarafımız. Ölen hayvan imiş diyor ya Yunus. Hayvan yani canlı demektir hayvan. Ruhumuz ölmez. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Allah bilir bu dünyadan ne kadar daha çok renkli, ne kadar cazip, ne kadar yiyeceği içeceği bol, ne kadar güzeldir berzah alem. Dönüp dünyaya bakmaya tenezzül etmezsiniz. Sonra bir müddet sonra amelinize göre o uzar kısalır. Kıyamet kopar, mahşere gidersiniz. Allah sizden razı olarak mahşere giderseniz ne olur? Yolda melekler sizi karşılar. Arş-ı Âlâ'nın altında hazırlanmış, Arş-ı Âlâ'nın altı çadır gibi. Arş ki bütün dünya, yerleri, gökleri hepsi onun yanında böyle çöle atılmış bir yüzük kadar etmez. Öyle büyük arsenin altında melekler size hizmet eder. Özel Cenab-ı Allah'ın misafirisiniz. Millet orada hesap derdindeyken siz burada la hafun aleyhim ve la hum yahzanun. Ne korku var, ne keder, ne geçmişten, ne gelecekten. Cenab-ı Allah'ın sizler için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklı hayale gelmez nimetlere muntazır, gözleyici olarak oturup bekliyorsunuz orada. Tabi peygamberlerle beraber, büyük veli alimlerle beraber, şehitler, sıddıklarla beraber, sağınız solunuz komşularına ne kadar güzel. وَحَسُنَ اُلَٰئِكَ رَفِيقَ Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Hani isteyip duruyorsunuz ya, İyyâke nâbudu, ihtinâ sırâta müstakîm. Bizi sırâta müstakîme hidayet eyle. Sırâta lezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. İşte onlar orada. Komşuluk. Ve sonra cennet. Ya Allah sizden razı olduktan sonra, değerli kardeş. Ne yapacakmışız? Özetleyelim. Tam bir iman. Kalbe Cenab-ı Allah'ın sevgisini ve muhabbetini koymak, asla ve kat'a ona ortak şirk benzeri denk tutmak. Allah ne dediyse o olur. O kadar. Namaz kılmak, zekat vermek, büyük günahlardan sakınmak. Böyle ölürsek, Allah bizden razı olmuş olarak öleceğiz. Zor mu? İnsaf yahu. Birbirimize dua edelim. Buna muvaffak olalım. Bizi bu yoldan çevirmek isteyen kafirler var. Şeytanlar var. Deccallar, süfyanlar var. Ama en tehlikelisi kendi nefsimiz. O ibadet etmek istemez önce. Haramlardan, şehvetlerden faydalanmak ister. Aman dikkat. Geçicidir. Bir gün gelir terbiye olursa haram yemek, af buyurun, pislik yemekten, tuvaletteki pislik yemekten çok daha tiksindirici gelir ama bunu bilmediği cahillet zamanında, cahiliyet zamanında
keyifle, zevkle, iştahla yiyebilir. Sonra pis gelir yani. Zina dersin pis gelir. Haram dersin pis gelir. Hiç zevk almaz olur. O güne kadar nefsi biraz dizginlemek, durdurmak Allah'ın şeriatında. Rabbim muvaffak eylesin. Hoşça kalın ve selam.